adam var, bir sürü adam var. Nedir ya bu? Bana bak, abone ol. Ya uzun asana, para asana. Para mı verin diyor. Ama adam haklı, kodur. Sen alın adamın başına orada. Verin. Ama ben ciddim konuşurum. Yalan diye. Tabii yani ikinci etap dediğimiz bizim Meteler Kavşağı'nın oradan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan bir alan. Burada bizim rezerv dediğimiz alanlar var etmemiz lazım. İşte Yaltaş'taki çalışmalarımızın bir kısmı da bundan dolayı. Bu alanda 3600'e yakın konut var ve 7-800 tane de dükkan var bu alanda. Bu alandaki çalışmayı biz mevcut çalışmayı bitirdikten sonra ancak fiiliyata geçireceğiz. Şu anda proje çalışmaları olarak biz belediye eliyle nasıl bir proje olabilir? Binaların yönleri, işte buradaki alan ve yollarla kavşakların durumu nedir? Bunlarla ilgili biz alt çalışmaları başlattık belediye olarak. Ama daha sonra buradaki alan bittikten sonra oralara girebileceğiz. Niye? Çünkü siz 700 tane dükkana bir anda Rize'de başka yerlerde yer bulamıyorsunuz. Bu kadar konuta yer bulamıyorsunuz. Onun için orada küçük etaplarla beraber önce proje sonra inşallah fiiliyata başlayacak. Ama bizim şu anda şu tarihte kazma vurulur dememiz için erken bir tarih. Yani vatandaşlarımız tabii şunu istiyorlar ya, biz mevcut yerlerimizde konutlarımız yapıldıktan sonra, hele de şu birinci etabı gördükten sonra vatandaşlarımız o konuda memnun. Yarınki şartlarda ne şekilde oturacağız, ne şekilde bu konutlar yapılacak, ne kadar sürede yapılacak, haklarımız nasıl korunacak, tüm bunları çıplaklığıyla onlarla paylaştıktan sonra dolgu alanı üzerinde oldukları için de vatandaşımızla anlaşarak bence iyi niyet çerçevesinde mutlu bir şekilde orayı da inşallah yapıp bitiririz. Biz de kentsel dönüşüm olmasından yanayız. Yeter ki buraları da yıkıp yapsınlar, çok memnun oluruz. Nasıl buldunuz peki arkadaşlar? Çok güzel, çok mükemmel. Bekliyor muydunuz böyle bir? Böyle bir şey beklemiyorduk ve devletimizden Allah razı olsun. Evet efendim, ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak. Birinci etap bitti, belediye blokları nasıl buldunuz? Şu anda da ikinci etap için Rize'de hazır mı sizce? Siz neler söyleyebilirsiniz? Yani ilk etaptaki o yeni yapılan yerleri çok beğendik. Şimdi ikinci etap olarak sıra bizim bu taraflara geleceği söyleniyor. Biz tabii ki de bu bize sıranın gelmesine seviniyoruz ama aynı zamanda yer ayrışımız başladı, yer sıkıntımız var. Bakalım ilerleyen zamanda ne gösterecek bizlere? İksizlik yok, orayı şimdi görüp o çalışmayı şu anda gören, orada isteksiz olma gibi bir şansı yok. Çünkü çok güzel bir proje yaptılar orada. Aynı projenin burada olması demek, daha da güzel bir çarşı olması demek buraların. Sefa Bey, arkada gördüğünüz binalar, arka planınızdaki binalar sağlam mı sizce? Değil. Neden? Yani tamamıyla dolmasından dolayı deniz, tuzlu su, çok sakat binalar. Binaların demirlerini de erimelerden... Kesinlikle, evet doğrudur. Peki... Yeni bir belediye blokları bitti. Yeni inşaat, kentsel dönüşüm çalışmaları birinci etap. 10 numara ve çok güzel olmuş. Vatandaşlar onu gördükten sonra sizce buradan yıkılmasına sıcak bakıyor mu? Ya bakması lazım. Zaten en ufak bir Allah göstermesin bir depremde çok kötü olur. Bence bir an önce yapılması lazım yani. Peki nasıl buldunuz belediye blokları? Çok beğendim. Vallahi de hakikaten 10 numara olmuş yani. Peki burayı da öyle bekliyor musunuz? Olması lazım kesinlikle. Öyle bir vatandaşlar, öyle bir umut var mı sizce? Yani ya şu an için var. Ters olan vatandaşlar, istemeyen vatandaşlar orayı gördükten sonra istiyor mu? İstemesi lazım yani, çünkü kötü bir şey değil ki yani, sonuçta bizim için bunlar. Peki son olarak söyleyeyim size, korkuyor musunuz bu dünyalarda? Ya tabii ki riski var, biz burada esnafız mesela. Yani yıkılma durumu var yani, sıkıntı yani. Evet. Bir an önce yapılması için daha iyi olur.